Berda? Müsait misin kızım? Ay Fatma abla ya. Gel müsaitim. Kusura bakma, seni de arayacağım dedim, hani yapamadım ya. Olur mu öyle şey? Hoş geldin, geldim buralara kadar. Bir şey içer misin? Yok yok, hiçbir şey içmem. Gel. Zahmet etme. Ben seni merak ettim de. Ay nasılsın diyeceğim ama. İşte aynen gördüğün gibi. Hem şaşkınım hem çok üzgünüm. Ya insan böyle bir durumda ne hisseder, nasıl davranır onu da bilmiyorum. Yani böyle şaştım kaldım, ben darmadağın oldum Fatma abla ya. Vallahi ne desen haklısın. O kadar üst üste geldi ki her şey. Önce Cem'in beni aldattığını öğrendim. İşte sonra bu video olayı çıktı. Yani ben nereden başlayacağım, nasıl toparlayacağım, nasıl ferahı çıkacağız hiç bilmiyorum yani. Ayrıca bir insan neden böyle bir kötülük yapar? Onu da aklım hiç almıyor yani. Elleri kırılsın inşallah yapanların. Elimden bir şey gelmiyor. Gelse gelmiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Böyle oturdum kaldım. Hayatımda hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim kendimi, biliyor musun? Aa, deme öyle. Allah Allah. Her şeyin bir çaresi bulunur elbette. Ama sen böyle kendini bırakırsan önündeki yolu da göremezsin. Biliyorum. Çok zor, hiç kolay değil. Ama güçlü olmak zorundasın. Öyle. Merda. Ne yapıyorsun canım? Neye yalnız oturuyorsun? Çocuklar nerede? Gülce odasında yedi. Gece de Sera'da. Sen nereden geliyorsun? Bir apar topar gitti. Bakma. Senin öldürürüm. Şimdi temiz bir video çekeceğiz. O videoda ne yaptığını anlatacaksın. Anladın mı? Lan bana bir halt edemezsiniz. Kapı gibi sözleşme var. Sözleşme diyor bak ya. Avukata gitti. Avukata gitti. Yani bir süre Gece ve Gülce'ye Yakin okula gelmezlerse bu herkes için en iyisi olur. En azından olaylar yatışana kadar. Bu ne demek yani, ben anlayamadım. Sakin ol Cem Bey. Ben sadece sizler için ve kızlarınızın iyiliği için. Kimsenin iyiliğine ihtiyacımız yok bizim. Üstelik böyle bir olayda çocuklar suçsuzken sanki suçluymuş gibi yasaklanmalarının anlamı ne? Cem Bey sakin olun. Ben sadece size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne dedi peki avukat? Sözleşme imzaladığı için 19 yaşında. Ve hiçbir şey yapamıyoruz yani. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ne videoyu kaldırtabiliyorum ne de dava açabiliyorum. Böyle insanlar oturdukları yerden benim çocuklarımı linç edecekler. Ağızlarına gelin söyleyecekler. Biz seninle hiçbir şey yapamayacağız yani, bunu diyorsun. Bilmiyorum. Vardır bir yol, bulacağız kendisine. Nereye? Odaya.